barınızlardı. Canlı okuculuğun başlatışını kutluyorum. 2018-2019 okuculuğunun yeşilini açıp bırakız. Bardağız, aman esen biz. Canlı okucular da aldık. Bu okusunu ulatıp atan okucularımız kayradan okullarına geldi. Kırgızistan'da, Türkiye'de tırşılık, amançılık kolayga şükür. Bütün işimizde iyilikli bulanında bütün şartlar var. Yani 21. kılımda görüp atasızlar kişiye bir payda getire durgan, kişi koldan oturgan bir işlerde yasaşırız gerek. Bizden zaten yapacak işimiz bu. Birincisi eğitim. Bizim gençlere en modern ve hayatında fayda verecek, destek verecek bir eğitim vermeliyiz. Bunu oylamış gerek, kanday veriyoruz. İkincisi, üniversiteti koldan gelişince el aralık arenaga çağırganga hareket kıldık. Bugünkü potansiyalımız bilen, koldogu potansiyalımız. Yani bundan arka işlerge uluslararası çevrede başarılı olmak için en önemlisi bizim insan kaynağımız. Bölümler aktif oluş gerek. Bölümlerimiz çok aktif olmalı. Sebebi üniversitenin özellikle bölüm. Bölümde eğitim, araştırma ve diğer faaliyetler bölümde yapılıyor. Başka yerde yasalmaymış. Kaysa hiçbir iş yasalsa da bir bölümün kişilerine tapşırılıp yasalmaymış, görüp atmaysın. Oşanlıktan biz bundan ayrı kütöğüz bölümlerden inisiyatif var. Bir paydalı cakşı bir inisiyatifalarda kütöğüz. Türk dünyasında payda veriş için birinci bulunduğumuz yerde Kırgızistan'a bir payda veriş. Eğer de biz şu yerde yaşap 85% Kırgız okucuları olup bu yerge bir payda getir almasak, anda canavarca milyon doğan Türk dünyasına kanday payda getir almasak. Anı yasaya almayız. Oşanlıktan kişine olsa dağı, tabii ki biz tüm Türk dünyasının hizmetindeyiz. Ama bir parçasını Kırgızistan'da örnek olarak göstermek lazım. Ana, geçe uşu yerde Soranbay Şarifov, Jeenbekov, aytkanday, biz aytpay, uşu kişiler, sırtbağlar aytkanday bolsun. Sana berdi öyle. Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin yasagan işlerin men aytak koyoyun dep sana berdi. Üniversite açık dedi. Eçkanday bol yerde korrupsiya yok dedi. Biz sebebi Türk dünyası üçün iştey turgan okuyacağız. Oşun üçün beni ukkanınızlar üçün terebir alçılık bildirem. Ve tekrar yeni akademik dönem açılışıyla kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlık, afiyet. Her şey iyi yolunda olsun. İki kardeş cumhuriyetin cumhurbaşkanının teşrifiyle büyük bir sevinç ve bayram havasında 2 Eylül 2018 günü bu salonda bir tarih yazıldı. Manas Üniversitesi'nin tarihine altın harflerle yazılan o ziyaretle bir yeni dönem başlamış oldu. 23 yıllık geçmişimizin değerlendirilip bundan sonraki geleceğimiz için yeni vizyonlar ortaya koyuldu. Yeni hedefler tespit edildi ve yeni işler konusunda bizzat cumhurbaşkanlarımızın kendi ifadeleriyle bizlere görevler verildi. Öncelikle böyle bir mutlu anı hep beraber yaşamış olmaktan duymuş olduğumuz mutlulukla 23 yıllık Manas Üniversitesi geçmişine emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsi Manas Üniversitesi'nin tarihinde yerini almış, saygıyla ve sevgiyle anılacak ve hiçbir zaman unutulmayacak şahsiyetler olarak
Manaslı olarak her zaman hatırlanacaklardır. Hepinizden beklediğim üniversitenin huzurunu daha da zenginleştirmek, huzur iklimini çok daha fazla yaşanır, arzu edilir, özlenir hale getirmektir. Temel başarımız buradadır. Geçen seneden daha mı iyi olmak istiyoruz? O zaman temel ilke. Yenilikçilik. Başka çare yok. Geçen seneyi en güzel şekilde tekrarlayalım dediğimiz zaman biliniz ki gerilemeye başladık. Geriye doğru gidiyoruz. Ne zaman yerinde duruyor ne de insan. Hepsi ileriye doğru gidiyor. Tabii ki kurumlar da ileri doğru gidiyor. Tabii ki rakiplerimiz de var. Onlar da ileriye doğru gidiyor. Çıtamızı büyüttük. Kırgızistan'da artık bir rekabet bizim için belirleyici değildir diyor değerli kardeşim. Evet, aynen öyle. Kırgızistan'da hiçbir rekabet kriteri bizim için belirleyici değildir. Biz artık bölgesel rekabete ve uluslararası rekabete açılmak durumundayız. Çok şükür bölgesel rekabette çok önemli bir yerimiz var. Ama bunu daha üst sıralara taşımak ve uluslararası alanda rekabette ön sıralara geçmek bizim temel görevimiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bir dahaki geldiğimde üniversiteyi çok daha ileride göreceğime olan inancımı ifade ediyorum dedi. O halde 23'te neyi anlatacağımızı, önlerine neyi eser olarak koyacağımızı şimdi de belirlemek durumundayız. Bu bizim kurucu iradelere olan sadakatimizin en güzel örneğini ve en güzel somut değerini ortaya koyacaktır. Bizim kurucu iradelere sadakatimiz başarımızdır. Bizden beklenen ve bütün iddiaları haklı çıkaran bir kurum olmayı başarmamızdır. Onun için çok değerli kardeşlerim, evet, temel ilke ve vazgeçilmez olan da budur, yenilikçilik. Bize durdurak yok. Kırgızca söylüyoruz bunu, Türkçe'de söyleriz isterseniz, onu da söyleyeyim. Bizim yolumuz uzun. İşimiz çok, vaktimiz yok. Yol uzun, cumuş köp, vakit çok. Emre iş gerek, işteş gerek. Tünü gün. Rüyanda bile işini, rüyanda bile kendini odakladığın bu meseleleri görebiliyorsan gerçekten manaslısın kardeşim.